Merhaba. Zeynep Hanım İstanbul'dan geldi baba. Çok güzel gülüyorsun. Sen de çok güzel bakıyorsun. Bir yandan bu Abdullah var insemde. İlk taksit 50 bin. Bu Abdullah'la falan senin ne işin var baba? Bir toplumda adalet sistemi gelişmemişse insanlar kendi adaletini arar. En azından kendi istediğim şeyleri yapıyorum. Kendi yolumda yürüyorum en azından. Bir yeni film Kendi Yolumda. Hayata dair seçenekler arasında ya öyle olsaydı diye düşündüğümüzde ne olurdu üzerinden kurulan bir hikaye, sıcacık bir hikaye. Ömer Faruk Sorak yönetti, Ali Kobanbay senaryosunu yazdı ve Kendi Yolumda filminin ekibinden Ömer Faruk Sorak, Gökhan Özoğuz ve Gökçe Bahadır'la sohbet ediyoruz şimdi. Film 25 Kasım'da vizyona giriyor. Hemen vizyona öncesinde konuşuyoruz. Kendi Yolumda filmini anlatmak için belki çok söz söylenebilir. Katmanlı bir hikaye ama her ne olursa olsun, hangi koşullarda olursa olsun herkesin kendini gerçekleştirme şansı olduğunu anlatıyor. En azından ilk cümle bu olabilir. Biraz aksiyon, biraz mizah, biraz dram, her şeyi de içeriyor. Dolayısıyla ben önce Gökhan'a bir sormak istiyorum. Bu hikaye için yola çıkman, çünkü bu elini çok taşın altına koyduğum bir film olmuş. Yapımcılık var, müzik var, başrol oyunculuğu var. O yüzden ne hissediyorsun? Nasıl bir deneyim oldu senin için? Biz hep şöyle çıktık kendi aramızda da konuşurken. Biz öylesine bir film yapmak istemiyoruz. Söylemi olan, hayatın gerçeklerinin içinde barındığı, hepimizin gündelik hayatın içerisindeki iniş çıkışlarını da yaşamış olduğu bütün o sistemin içindeki bir şeyler söyleyen, hayatımızdan bir şeyler söyleyen tatlı bir nüansı olan bir film yapmak istiyoruz dedik. Ve ondan sonra film kendi kendini yazdırmaya başladı ve kendi kendini çektirdi. Arkadaşlarım yani Gökçe, Tamer abi, Ferit, Okan, evet. Yani ekip o kadar güzel bir şekilde bir araya geldi ki ondan dolayı bu filmin böyle bir şeyin altına, taşın altına elini koyma arzum, film yapmak zaten oyunculuk ve film konusu ve o dünya, o sinema dünyası çok büyülü bir yer. Müzikle bana göre iki kanat gibiler. Onun için çok yakınlar birbirlerine. Ve kendi istediğimiz gibi, kendi söylemek istediğimiz gibi bir film yapmak istedik. Ve onun için de yapımcılığını mecburen kendimiz yapmak zorunda. Mecburen kendimiz yapmak. Şimdi Ömer, hocam öyle söyleyeyim. Ali Kobanbay yazdı, Ömer Faruk Sorak yönetti deyince hani bir ne oldu? Ömer Ali'nin hikayesi Ali ile Ömer Faruk bir araya gelince mi ortaya çıktı? Nasıl oldu? Oradan devam edelim. Aslında biz bunun çok hem şakasını yaptık hem de dedik ki bu bir fırsat bizim için. Hazır bizim isimlerimiz böyle yan yana gelmişken biz meselenin aslında bu Türkiye'de epeydir insanları birbirini ötekileştirdiği, bu sebeple ötekileştirdiği bir meseleye de değinelim. Bu hikayenin o karakterlerinden Ömer Ali'nin annesini ve babasını oynayan karakterler benim eski eşimin anne ve babası aslında. Ve onlar hani bir tanesi çok muhafazakar bir ailenin çocuğu olarak yetiştirilmiş Şükrü'sa. İsmet de daha böyle işte Alevi bir ailenin çocuğu olarak yetiştirilmiş. Adı da özellikle İsmet ve bu arada bu itiş kakış yıllarca sürmüş. Biz dedik ki bu aslında bizim ülkemizde de epeydir insanların böyle taraflaştığı, kutuplaştığı bir hale geldi. Biz öyle bir ismi, hazır bizim isimlerimizde bu kadar denk gelmişken biz bu tarafları barıştıran, buluşturan, yani hiç Ömer'le Ali yan yana gelmezmiş gibi düşünen insanlara yan yana gelebilir diyen bir isim üzerinden yürüyelim. O yüzden çok da güzel oldu. Yani hem bizim isimlerimiz hem de bu ülke gerçekliğini bu iki sembol isim üzerinden birleştiren, buluşturan, tarafları barıştıran bir yanı olsun. Ne güzel düşünmüşsünüz ki hep şikayet ettiğimiz çok fazla mesaj kaygısıyla ya da doğrudan seyirciye söyleni veren mesajlar yerine böyle değil mi? Hikayenin içinde aynen, çok da anlamlı bir unsur olarak vermek çok güzel olmuş. Şimdi Gökçe sen projeye nasıl dahil oldun diye soracağım. Adana'da
çekilmiş bir Adana filmi aynı zamanda. Ve hem Adana'da film çekmek hem sigorta müfettişi miydi? Sigorta müfettişi Zeynep'in de bir meselesi var. O da şehirde sıkışmış, rutinde sıkışmış ki bize çok tanıdık gelen. O yüzden biraz sen anlat. Ben tabii ki Ömer ve Gökhan bir hayal kurmuşlar ve bildiğim kadarıyla bayağı da önce başlamışlar bu hayali kurmaya. Tabii ki ben onların sayesinde yani beni aradılar. Dediler ki Gökçe var mısın bu filmde bizimle, evet. Sana bir senaryo göndereceğiz. Sonra ben de senaryoyu okudum. Zaten bu arada daha önce söylemiştim. Gökhan'ın öncelikle böyle kulağıma çok değişik geldi. Yani bu filme böyle bir kere yapımcılıkla ve böyle bir filme, böyle bir sinema filmine emek harcaması beni böyle çok, hem çok mutlu etti hem çok heyecanlandırdı. Aa, bunun olmak istiyorum gibi bir hisse kapıldım. Sonra senaryoyu okuyunca zaten dedim ki buradan çok da böyle hani böyle düz bir film çıkmaz bu işte, yani Gökhan'dan çok da böyle düz bir film çıkmaz. Bunu mutlaka böyle bir numarası bir şey vardır bunun, bir yerinde bir şey olacaktır. Sonra Ömer'le hep böyle bir yollarımız kesişecek gibi oldu. Hep uzun zamandır tanışıyoruz, konuşuyoruz ama bir türlü böyle bir çalışma fırsatı bulamamıştık. Ve sonra Ömer'le de bu filmde böyle bir çalışma fırsatı bulacaktık. Derken senaryoyu okudum. Rolü çok sevdim ben, Zeynep'i. Ve Zeynep'i oynamak istedim. O değişimi, dönüşümü, o dediğin gibi hepimizin bildiği o şehir içindeki sıkışmışlık, o böyle aslında rutine bağlanmış, çok da nasıl mutlu olduğunu bilmeden yaşadığı, evet. Başkalarını mutlu etmeye çalışırken kendi mutluluğunu ıskalayarak geçirdiği bir hayatı olduğundan bir anda kendini böyle Adana'nın ortasında, şehrin göbeğinde müthiş bir atmosferde aslında yani buluyor ve orada Ömer Ali ile tanışmasıyla beraber, evet. Aslında biriyle tanışmasıyla kendi yolunun değişimine tanık oluyor. Ben Ömer Ali ile Zeynep'in de ilişkisini çok seviyorum aslında. Yani hani böyle bazen birbiriyle tanışan kişiler birbirlerine çok fazla şey öğretirler ve birbirinin hayatlarında bir sürü kapılar açarlar ya, biraz ikisinin ilişkisi de öyle yani. Çok iyi arkadaş. Ben öyle hissediyorum. Öncelikle böyle iyi arkadaş oluyorlar. Çok güzel şarkılar söylüyorlar. Ya. Evet. Söyleyelim, Gökçe Bahadır, Gökhan Özoğuz düetini ben hemen oradan aradan cımbızlıyorum. Müzikle alakalı da grup olarak yani evet. Oturduk, koyduk karşımıza şeyi, filmi. Her saniyesini, scoringlerini de biz yaptık. Hmm. Müziklerini de kaydettik. Evet. Fikret Kızılok şarkısını bir orijinal kullandık. Çok sevdiğimiz bir şarkıydı. Alten Atman'ın Memleketim orijinal giriyor. Şarkılar genellikle film için özel biçildi. Evet. Onun için de sinemada seyrederken o ses sistemiyle, o görsel şölenle birlikte o müziğin de o kolonlardan girişini zevk etmeleri çok değerli olur diye düşünüyorum. Evet, çok emek verildi. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Lütfen. Bunu her söyleşide söyleyip hani benim son cümlem olarak böyle bitirmek istiyorum. Lütfen. Biz şimdi filmin adı Kendi Yolumda ve biz aslında şöyle bir film yaptık diyorum. Yani amaca giden her yol mübahtır diyenlere, amaca giden her yol mübah değildir diyen bir film yaptık. Harika, evet. Harika. Bence de en güzel son cümle. Çok söyleyecek misin bir şey daha? Ya ben Ömer'in hep bunu söyledikten sonra ben hep bir şey eklemeyi çok lütfen istiyorum. Amaca giderken her yol mübah demek, o gittiğiniz yolun bütün saflığını öldüren, en sonunda da hiç kimseye yar olmayan bir sevgili gibi kalıyor. Yani kimseye yar olmuyor. Onun için her yol mübah değil, hal ile, saflıkla, samimiyetle yapılan iş mübah oluyor. Ondan dolayı da Ömer'in bu söylediğine katılıyorum ve çok güzel bir söz olduğunu düşünüyorum. Hayatımızda, memleketimizde ve dünyada en çok istenilen şeyin, görüşün bu olduğunu düşünüyorum. Yolu açık olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.